بِأَنَّ لَهُمُ الْكَنَّةِ Allah'a iman eden kimselerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Aramızda canını ve malını Allah'a satmak isteyen var mı? Uyuyorlar. Uyuyun bakalım. Ne zamana kadar uyuyacaksınız? Uyuyun. İnşallah bir gün uyanırsınız. Eğer uyanmazsanız Allah Celle Celaluhu sizi uyarıcı birilerini gönderir. Allah'a canını, Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a canını, malını satmak isteyen var mı? O canını ona veren kimdir? Allah. Malımızı bize veren kimdir? Allah. Canımızı, malımızı veren O'dur ve bize diyor ki eğer canınızı, malınızı bana satarsanız ben de size cennetimi veririm diyor. Demek ki cennet böyle kuru sözlerle, cansız ibadetlerle, arada sırada yapılan iyiliklerle kazanılmaz arkadaşlar. Demek ki cenneti kazanabilmemiz için canımızı vermeliyiz. Malımızı Allah yolunda harcamalıyız. Bizden önceki iman eden kimseler canlarını, mallarını vermek için Allah'a gece gündüz dua ederlerdi. Can atarlardı. Yeter ki madem ki ölüm haktır, keşke Allah yolunda ölsek. Keşke Allah'ın dinine hizmet ederek canımızı Allah'a teslim etsek derlerdi. Cennet önemli bir yerdir. İman eden kimseler için hazırlanan bir yerdir. O sebepten dolayı insan terlemesi lazım, koşuşturması lazım, uykusuz kalması lazım, mücadele etmesi gerekir. Gerekirse savaşmalıdır, gerekirse vuruşmalıdır, gerekirse Allah için her şeyinden vazgeçmesi lazımdır. Ve Allah yolunda can veren kimsenin ne kadar değerli olduğunu da sanıyorum biliyorsunuz. Allah yolunda can veren kimselere şehit derler. İman edip de Allah'a, Peygamber'e iman edip de canını Allah'a veren kimseye şehit denilir. Ama bu şehit kelimesi vardır ya, artık Hristiyanlar da, Yahudiler de, dinden imandan yoksun olan kimseler de bu kelimeyi kullanıyorlar. Halbuki şehit kelimesi Kur'ani bir kelimedir. İslami bir kelimedir. Rabbani bir sözdür. Dinimizden kaynaklanan bir sözdür. Ama gel görelim ki toprak için, kadın için, bilmem ne için, bilmem ne için öldürülen kimselere de şehit diyorlar. Sana göre şehit, acaba Allah'a göre şehit midir? Önemli olan da senden bana göre değil, Allah'a göre nedir? O kişinin şehit olmasıdır. Peygamberimiz anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda can veren veya şehit düşen kimse, kanı yere ulaşmadan günahları bağışlanır diyor. Cennetteki yeri gösterilir diyor. Kabir azabından korunur diyor. Hısım akrabalarından olan 70 kişiye şefaat eder diyor. Ve huru kızlarıyla evlendirilir diyor. Saymakla bitmez. Madem ki mutlaka öleceğiz, niçin değersiz ölelim? Niçin ucuz ölelim? Niçin Allah yolunda ölmeyelim? Ve niyet etmek, gayret etmek, dua etmek suretiyle bu türlü şeyler elde edilebilir. مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَى وَاِمَّا تَعَالَى فِرَاشٍ Samimi bir şekilde, doğru bir şekilde, iyi bir niyetle Allah'tan şehadeti isteyen bir kimse, döşeğinde, evinde, yuvasında, yatağında da ölse, Allah o kimseye şehadet şerbetini içen kimselerin elde ettikleri nimetleri verir. Önemli olan niyettir. Önemli olan gayrettir. Önemli olan dua etmektir. Önemli olan bu maksat için gereken çalışmaları yürütmektir. Ve son olarak Allah Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu ıza lakitum fiyaten fethutu ve zkurullaha kethiren leallekum tuflihun. Ey iman eden kimseler! Bir grup düşmanlarla karşılaştığınız zaman usbutu, sebat edin, direnin, sabredin,
haramlara, günahlara, kötülüklere, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şeylere bulaşmamak için direnin. Nice haramlar vardır, yasaklar vardır, günahlar vardır. Bulaşmışız. Onlarda, onlara bulaşmamak için, düşmemek için, öyle bir duruma gelmemek için sebat edin diyor, direnin diyor, sabredin diyor, katlanın. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرٌ Çokça Allah'ı anın. Çokça Allah'ı anın. O zaman Allah sizlere yardım eder. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Felaha erirsiniz. Kurtuluşa erirsiniz. Allah'ın cennetini kazanan kişilerden olursunuz. Devamlı Allah'ı zikretmek Allah'a yakın olmamızı sağlar. Allah'ın yardımını bize kazandırır. Allah'ı zikretmek bizleri Allah'ın sevgili kullarından olmamızı sağlar. Devamlı Allah'ı zikretmek, ona yakın olmamız ve sorunlarımızın ve dertlerimizin giderilmesine sebeptir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı zikreden kimseleri Allah da onları anar. اَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz Allah'ı anın ki Allah da sizleri ansın. Allah bizleri Allah'ı anan, Allah'ı zikreden kullarından eylesin. İslam'ı öğrenen ve öğreten kişilerden eylesin. Allah'ın dini için yaşayan, dini için gerektiği zaman canını da, malını da, hayatını da, dünyasını da seve seve verebilen kullarından eylesin. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ